Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar birçok arkadaşımın söyle söylememi istediği bir cümleyle başlamak istiyorum videoya. Hocam başkanımıza ve yönetimimize ve teknik direktörümüze bir bilgilendirme yap. 4 senedir Fenerbahçe'nin en önemli eksiği bitirici bir golcü. Fenerbahçe belki de son 4 senedir en çok da bu yüzden şampiyon olamıyor. Bunu belirt. E, financial fair play derdimiz yok, limit derdimiz yok. E, Rusya-Ukrayna savaşı diye bir olay var. Hani e, Cordoba, Lassina, Traore Travure e, gibi isimler var. Hani Doibuk'u saymıyorum bile. Hani böyle bir isim var. Bunlar koşa koşa gelir. Anlamı yok. Hani bunlar gelecekken. Beklemenin diyor. Mesela Berisha, Serdar Dursun Samatla ile uzun süre gitmez bu takım diyor. Bunu söylememizi istiyorlar arkadaşlar. Ben de bu şekilde söyleyeyim. Normalde hocanın işine kimse karışmasın derim ama çok ısrarlı ricalar var arkadaşlar. Şimdi ben nereden başlayayım? Önce şuradan başlayayım arkadaşlar. Valencia'dan. Fenerbahçe'nin forveti yani forvet tandeminde yer alan isim Valencia'dan başlayayım. Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas bu hafta içinde İstanbul'a gelecek ve oyuncusunun transfer tekliflerini Fenerbahçe'ye iletecek. Fenerbahçe'den transfer konusunda e, yardım isteyecek bir nevi. Bu gerçek arkadaşlar. Valencia uzun zamandır Fenerbahçe'den gitmek istiyordu. E, Tabi bu da e, hani gitmek istiyor diye illa gidecek diye bir kaide yok, gidecek diye bir kural yok. Fakat şu bir gerçek. Hani gitmek isteyeni çok fazla tutamazsın. Fenerbahçe'nin amacı ne? En yüksek karla satmak e, ve gelir elde etmek. Peki hocam e, hazırlık maçlarında falan deniyor, oynatıyor. Arkadaşlar kulübün sözleşmeli futbolcu. Ben oynamam, oynarım diyemez ki. Yani şu bir gerçek Fenerbahçe'den aldığı kontrat çok düşük. Yani neredeyse maç başı oynuyor gibi bir durumu var. O yüzden arkadaşlar... Valencia bize bizim istediğimiz bonservisi getirmek zorunda. Hani 3 4 4,5 bu civarlarda bir şeyler bekliyoruz. Yoksa 2'ye 2,5'a bugün almak isteyen alırım diyen birçok takım var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi Carlos Vinicius ismi forvet için şu anda en ciddi konuşulan isimlerden birisi bu. Bir bu, ikincisi Charlotte. Charlotte için Ali Koç her imkanı e, seferber etti. Çarşamba günü konuşacak Sherlock'ta diye duyumlar var. Sosyal medyada çalkalanan duyumlar var. Ben şunu söyleyeyim. Ali Koç'un gönlünde yatan isim bu. Kabul. Doğru. Hani Ali Koç'a kalsa bugün getirir. Doğru. Kabul. Ama Jesus bir türlü e, Sherlock ismine sıcak bakmıyor. Peki hocam bu Carlos Vinicius ismi ne, ne diyorsun? Carlos Vinicius için ya benim elimde çok değişik duyumlar var. Yani o kadar değişik duyumlar var ki ben kendi kendime söylesem kendi kendim inanmaz yani. Öyle duyumlar var. Hani hayırlı olsuna yakın duyumlar var. Ama bana mantıklı gelmiyor. Gerçekten mantıklı gelmiyor. Şimdi Carlos Vinicius dediğin adam şu anda PSV Eindhoven'da kiralık bir senesi daha var. E, futbolcunun bir yılı daha var. Bilmiyorum ben mi hata var. Ben mi yanlış bakıyorum internete. Bir de sizin uzunuzda bakayım. Hani benim bilgim dahilinde futbolcu 2023 Haziran'a kadar kiralık. 25 Mart 95 doğumlu 27 yaşında. Bak yaşı çok güzel. 1.90 boyunda. 8 milyon euro piyasa değeri var. Şöyle bir durum var satın alma opsiyonu var. Sözleşme fesih bedeli 100 milyon euro, satın alma opsiyonu %50'si için 10 milyon euro. Bakın arkadaşlar biz Gabi almaya çalışırken %50 ve oynatma hakkıyla almaya çalışıyorduk hatırlıyor musunuz? Yani en azından söylentiler oyundaydı diyeyim. Bakın dikkat edin. Bu futbolcunun sözleşme de benzer. Yani %50'si için 10 milyon euro diyor ama o PSV'den. Şimdi PSV kariyeri çok Hoş değil. İlginç bir şekilde mesela Portekiz liginde bu adam 48 maça çıkmış. 26 gol 9 asist. 2947 dakikada yani benim tabirimle 33 maçta falan 35 gollük katkı. Yani Portekiz 2. liginde maçları var. Hollanda liginde 23 maçta 6 gol 6 asist 1100 dakika. Ya yani tabi 23 bile değil. Hatta 13 bile değil neredeyse. Avrupa Ligi'nde 16 maçta 7 gol 4 asist 786 dakika. Hani bu açıktan bakarsan 9 maçta 7 gol 4 asist müthiş. Fransa Lig 1'de 511 dakikada 2 gol 2 asist. Dakika bazında değerlendirelim. Portekiz Kupası'nda 606 dakikada 10 gol 6 asist. Premier Lig'de 303 dakikada 1 gol. Yani Şampiyonlar Ligi'nde 322 dakikada 1 gol. FA Cup'da 170 dakikada 3 gol. <laughs> ...gibi bir istatistiği var. Valla... E, ...oyuncunda şu an bir sakatlığı var. Bilginiz olsun. Yani duyumlar bu şekilde. Hatta Hollanda... ...basını da Fenerbahçe'nin... ...bu transferine ayrı bir parantez açıyor. E, Jesus'un bir numaralı isteği... ...falan filan diyen duyumcu arkadaşlar var. O arkadaşlara göre bundan... E, ...iki üç hafta önce bir numaralı isteği... Seferovic'ti. Yani... Geçen hafta Mariano Diaz'dı bir numaralı isteği. Değil mi? Yani Seferovic, Mariano Diaz bir numaralı istekten bir anda geriye gidiyorlar. Birçok futbolcu var daha geriye giden. Mesela William Arao ismi hiç konuşulmuyor. Niye konuşulmuyorsam. Değil mi? Erison ismi hiç konuşulmuyor. Bir numaralı isteklerden. İlginç. Şimdi bana bir soru geldi. Hocam Lincoln bir Emre Mor iki. Buruma 3. Seferovic alınsa taraftarın tepkisi olur ya da Mariano Diaz. falan Mariano Diaz da Seferovic de bence taraftarın tepkisini çekebilir. Bak Cordoba olabilir. Vinicius olabilir. Lastina Traore de gelecek vadeden futbolcu olarak olabilir. Gabigol olabilir. Ama diğer arkadaşlar bilmiyorum. E, durum bu. Fenerbahçe'nin Türk medyasında da yer almış Carlos Vinicius'u Kadrosuna katmak için e, girişimlere başladı. Vallahi kağıt üstüne baktığın zaman aslında kolay getirebilecek bir isim gibi duruyor. E, ama eğer olmuyorsa da demek ki Fenerbahçe'nin hedef portföyü başka, Fenerbahçe'nin tra transfer hedefi başka dedirtiyor. Ben şunu söyleyeyim: Forvet takımın en önemli yeri. Bak Fenerbahçe üzerinden de söylüyorum. Diğer takımlar üzerinden de. Bence forvet takımın en önemli yeri. Forvetinizde bir kazma yer alıyorsa takımın moralini, motivasyonunu, isteğini her şeyini bitirir. Eğer forvetinizde bir kazma yer alıyorsa isteğinizi yerin dibine sokar. Eğer bir kazma yer alıyorsa. Yani sen çalış, didin. Aman gol yeme, aman açık verme, aman savunmayı iyi kapat. Aman atakları dindir, aman rakibi işte tavuştur. Şöyle yap, böyle yap. Forvetindeki adam kaçırsın. Tam tersini düşünün. Eğer forvetindeki adam leblebici ise sana bence 12. adamdır. İki kişi birdendir. Yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bak. Şimdi forvet dediğin nedir? Hocam ortalarsın kafayla vurur gol atar. Hocam önüne pas atarsın o da alır vurur gol atar. Yanlış anlamayın bunu standart bir orta saha oyuncusu da yapabilir. Mesela Zayt bu kadar gol atmış. Mert Hakan bu kadar asist yapmış. Forvete koysak eminim daha fazla atarlardı. Benim forvetten beklediğim şey şu. Tamam bulduğunu atacak ama şapkadan da tavşan çıkartacak. 3 maçta 1 misal. 4 maçta bir şapkadan tavşan çıkaracak. Ortalama 3 maçta bir şapkadan tavşan çıkartsa misal veriyorum orta sahaya doğru gelip top alsa biraz topu sürüp uzak mesafeden 3 maçta bir bir tane gol atsa seni şampiyon yapar. İşte Leblebici'nin yani Leblebici forvetten beklediğim bu. Benim forvet tanımına göre iyi gol atacak, çok gol atacak, bol gol atacak. ya e bunu hepimiz biliyoruz. Başka bir özellik var. Şutları iyi olacak ve isabetli olacak. Bir, fizik mücadelelerinde, fiziksel müdahalelerde, mücadelelerde ayakta kalacak. İki, süratli olacak. Üç, e, hani hava topunda da hakimiyeti en azından ortalamanın üstünde olacak. Benim beklentim bu. Bu şartları hangisi karşılıyor derseniz açıkçası e, bazıları karşılayabilir. Ama siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi en önemli yer forvet dedik. Ber Beriş'e gidiyor mu hocam? Bunu nereden çıkarttınız diyorum. Hocam Beriş'e bugün bir paylaşım atmış. Daha doğrusu dün bir paylaşım atmış. 4 Temmuz'dayız artık. Hocam bir Beriş'e paylaşım atmış. İşte e, ben gidiyorum selamun aleyküm aleyküm selam falan filan demiş bir İkincisi hocam Berisha'yı Berişay'ı partizan maçında bir dakika bile oynatmadı yani Jesus bir dakika bile oynatmadı Berişay'ı doğru iki hocam Max, 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 Meyer gitmedi Lemos gitmedi Gustavo Kolkır Tisserant götürülmedi Samat'ta da Berişa'da hiç oynatılmadı. Demek ki bunlar gidici. Tabi bu sizin e, varsayımınız. O gün ben oyuna girmeyenleri de söyledim. Mesela Burak Kabacak son dakika oyuna girdi artık gitmeyecek mi? Bir dakika bile oynadığı için. Ya da böyle mi mesaj veriyor teknik direktör? Hani taktiği deneyim falan. Mesela dikkat edin Valencia'nın yerine kim girdi? Serdar Dursun girdi. Milli takımdan en geç gelen isim. Hani milli takım kampından takım en, en, geç katılan Zayis hani saat dakika olarak ondan önce desem Serdar Altay Ferdi değil mi? Bir kişi daha vardı ya. Bir de Tisserant herhalde. Yok. Bir de Tisserant olabilir. Baktığın zaman arkadaşlar Berişay şu ana kadar hep denedi ki. Berişay'ın çok göreceği bir şey yok bence. Bence o maçtan görmesi gerekenleri gördü. Ee, hani basın mensuplarının çok beğendiğini iddia ettiği falan filan. Yok bana gelen duyumlarda Berisha'yı beğendiği yönünde. Yani antrenman performansını, maç performansını beğendiği yönünde. Hatta hani Fenerbahçe Berisha'yı niye aldı? Bu yüzden şu 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 özelliklerden aldı. Tamam bu bu özellikleri yakalayabilir. Edine dair de, bana da duyumlar geliyor. Mesela yeni ge bir forvet bekliyorsunuz. İyi bir forvet. Ben de bekliyorum. Bilginiz olsun. İyi bir forvet geldiği zaman Berisha'yı tamamlayıcı mı olacak? Yok edici mi olacak? önemli. Misal iyi bir forvet aldın o oynadı savunmayı perte çıkarttı oyundan çıktı, berişe girdi geleni gol attı, gideni gol attı. Böyle forvet ister misin? Ben böyle bir forvet isterim mesela. Yani savunmayı perte çıkartsın, perişan etsin ve gol de atsın. Mesela iki tane oyundayken atsın, sonradan giren berişe bir tane atsın, serdar bir tane atsın. Her maçı 4-0 kazanalım. Tabi forvetin dışında yanlış anlaşılmasın forvetin dışında orta saha da önemli. Orta sahan da önemli. Biz mesela şu anda kim almaya çalışıyoruz? İki tane orta saha var. William Carvalho, Vinicius Souza. Ne bu Arao ismi artık konuşulmuyor. Hani Arao'yu imza attırmıştık. Geliyordu 5 milyon euroya anlaşmıştık sosyal medyaya göre. Artık konuşulmuyor demek ki artık 5 milyon eurodan vazgeçtiler. Şimdi Carvalho ve Vinicius Souza için şunu söyleyeyim. Benim tahminim, duyumlarım hepsini bir araya getirince Vinicius Souza'yı beklemeyin. Zaten birçok kez de söyledim. 9 milyon euroda 9 milyon euro diyorlar. Sonrasında da biz satmayacağız, sadece kiralarız dediler. Bir Carvalho için 10 milyon euro isteyen, diyen çıktı. 5 istiyor diyenler çıktı. 4,5 diyenler çıktı. 6 diyenler çıktı. 7 diyen ısrarla söyledi Carvalho'nun kendisi yıllık ücretinde indirim yapmadım. Fakat Carvalho için bizi üzen bir haber geldi. Hani yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz transferin iptal olma haberi geldi. Nasıl? Ertem Şener, Jorge Jesus istedi, Ali Koç bitirdi. William Carvalho Fenerbahçe'de demiş. Ertem Şener'in maşallah deyip de hayatını sürdürdü yani Ertem Şener'de maşallah aldıktan sonra hayatını sürdürebilen hiçbir canlı yok. O yüzden Ertem Şener hayırlı olsun diyorsa bu Fenerbahçe taraftarına sıkıntıdır. Mesela Ertem Şener'in hala A nasıl göreve başlamadığını da merak ediyorum. Mesela A bir tane Haldun Domaç var. Dinliyorsunuzdur. Diyor ki Ferdi Kadıoğlu 7 numarayı aldı. 7 numarasına ilgili ne diyor biliyor musunuz Haldun Domaç? Bak komediye bakın. Ben profesyonel futbol oynarken stoper oynadığım için 4 numara giyerdim. Forma numarası serbest olunca Giresunluyum 28 numara giydim diyor. Aldin Domaç'ın 1957 doğumlu olması dışında hiçbir problem yok. <laughs> ne alaka hocam? 1957'de doğmuş Haldun Domaç tam 45 yaşında. Profesyonel futbolcuysa 2002-2003 sezonunda Forma numaraları serbest oldu çünkü. Yani 45 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini sürdürdüğü anda e, 28 numarayı giyebilirdi. Yoksa ondan önce hep 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 diye gidiyor arkadaşlar forma numaraları. Düşünün Türkiye'nin spor ekranında Aldun Domaç'ın bu efsane sözleri var. Yani... 57 doğumlu adam, 45 yaşında profesyonellikte oynamadığına göre. <laughs> Bu arada Sportutu Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fixture çekimi. Bugün saat 19.30'da e, yayıncı kuruluştan canlı ve şifresiz yayınlanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım inşallah güzel bir kura çekeriz. Şimdi şunu söyleyeyim. Emre Mor'un bazı açıklamaları var. Benim takıldığım birkaç nokta vardı. Hemen ben açıklamaları okuyayım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezonun başında belirlediğim plana sadık kaldım. Fenerbahçe'ye geldim. Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bu şekilde devam edip bir sonraki seviyeye ulaşmak istiyorum. Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Şanslıyım ki Fenerbahçe'de bana ilgi duydu. Bu cümle Palavra. Bunlara gerek yok. Hani insanları tahrik etmeye gerek yok. Eminim Galatasaray'a transfer olduğunda da hani oynamak istediğim kulüp Galatasaray'dır demiştir. Eminim yani. Yüzde yüz eminim. Demiştir. Ya yani bunlara gerek yok. Taraftarları hani takımları tahrik etmenin lüzum yok. Şunu söyle. Ben Fenerbahçe'ye niye geldim biliyor musunuz? Fenerbahçe gençleri oynatıp parlatan son dönemde de yüksek ücretlere futbolcu satan bir kulüp. Ben Fenerbahçe'ye parlamaya geldim. Fenerbahçe'yi de ışığımla parlatmaya geldim. Şampiyonluk yolunda katkım olursa ne alade. Fenerbahçe taraftarı seni baş tacı yapar. Yok Türkiye'de Fenerbahçe'yi istiyordum lafı. geçin bunlar ya. Galatasaray işte bir tane eleman alıyor. Diyor ki ben işte Arma için geldim. Metin nokta için geldim falan filan. Ya yemeyin beni ya. Fenerbahçe 3 kuruş fazla verse para için Fener'e gideceksiniz. Ya da Beşiktaş için aynısı geçerli. Yemeyin bizi ya. Şunlar ayıp ya. Hoş değil şunlar. Yani devam edeyim. Birkaç gün önce geldim ancak çok sıkı çalıştığımızı söyleyebilirim. Kamp oldukça iyi gidiyor. Sonradan gelip idman temposuna alışmak benim için zor oluyor. Önümüzdeki hazırlık maçına hazırlanıyoruz. Kiev maçına kadar iyi hazırlanmak istiyoruz. Güzel. Şunu söyleyeyim. Bunlar lafta kalmasın. Kendini futbola ver. Bak Fenerbahçe'de aşırı seviye atlayabilirsin. Jorge Jesus gibi bir hoca şansın var. Eğer kafanı %100 futbola verebilirsen Jesus sana çağ atlatır. Arda Güler'i biraz kendime benzetiyorum. Onu tanıdıkça ona yardımcı olmaya çalışacağım. Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım diyor. Yani benim yaptığım hataları yapmaması konusunda ona tecrübelerimi aktaracağım diyor. Güzel. İnşallah Arda'nın yolunu bozmaz. <laughs> Arda ile paslaşmaları sorulunca da demiş ki her zaman bunların olup olmayacağını bilemem. Ancak Arda da benim gibi taraftarları eğlendirmeyi seven bir oyuncu. Birlikte oynadığımız sürece bu tarz görüntüleri görebiliriz demiş. Volkan Demirel ile aramızda çok iyi bir ilişki oluştu. Sürekli benimle konuşuyordu. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Performansımda büyük etkisi oldu. Milli takımda çok özledim demiş. Sen artık milli takım unut. Sen Fenerbahçe forması giyiyorsun. Sen artık almazlar. Tabii Mesela lig başladı 10. hafta. Fenerbahçe 30 puanla lider. Emre Mor 10 haftada her maç oynasın. kırk beşer dakikadan oynasın. 450 dakika. 7 gol 8 asist. Yeni alınmaz. O devir geçti. Fenerbahçeliysen milli takım kariyerin bitti say sen. Harbi söylüyorum. Bu böyle. Volkan Demirel ile ilgili de bir duyumum var ama so, yani küçük bir duyum. Zayıf bir duyum. Rezerv lig takımımızın başına geleceğine dair bir duyumum var ama zayıf bir duyum. Hani Volkan Demirel, İsmail Kartal ikisi bir gelse müthiş olur bence ama böyle bir durum. Orta saha konuşuyorduk. Şimdi Porto teknik direktörü Konçe Chao. Eee Chao Sergio Oliveira'yı kadroda düşünmüyormuş ve 2 gün önce başlayan kampa yani Porto'nun iki sezon iki gün önce başlayan sezon başı kampına olivier'e katılmamış şimdi Fenerbahçe'nin bu futbolcuya ilgisi var Roman'ın 12 milyon eurolukta opsiyonu vardı kullanmadılar bilmiyorum belki süre sınırı vardır alacaklardır oyuncu da bizde, bizim dışımızda da teklifler var süre istemiştir düşünmek için. Yani Pavok döneminden de Mario Branco ile ilişkisinde biliyorsunuz. Bu transferin önündeki en büyük engel Miha Zaytz. Arkadaşlar Zaytz'ın muhtemelen bak Zaytz'ı 10 numarada denedi. Jesus 10 numarada denedi partizan maçında. Dikkat edin 10 numarada denedi. Durduk yere 10 numarada denemedi. Hani dedi ki benim orta saha sistemimde Hani bana çok fazla 8'e gerek yok. Bana ya altısın ya toprağım. Yani ya benimsin ya toprağın. Ya da ya altısın ya 8 buçuksun. Hani 10 gibi de değil. Ama 8 gibi de değilsin dedi. Baktığım kadarıyla Zayt'sın hani satışına ee, bağlı bir şeyler. Yani oyuncuya teklif var. Ama Zayt'sın transferi bu işi bence belirler bu transferi belirler. Çünkü Zayt'sa gene teklifler vardı, değerlendiriliyordu. İsteyen kulüpler de vardı. Aynı şekilde Sergio'yu da isteyen kulüpler var. Hani Porto'nun e, istekleri de var. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Zayt ya da Zayt'sa birlikte bazı isimler bu isimlerden gelen paralarla ancak alınabilir. Yani 8 milyon euro civarında beklenen olduğunu söyleyen duyumcular var. Fenerbahçe kiralayabilir, satın alma opsiyonunu kiralayabilir. Yani eğer bu olursa bir duyumcu arkadaşta gördüm Mario Branco aracı olup bu transferi yapacakmış. Ya Mario Branco zaten operasyon şefimiz. Yani bunu duyum diye vermenin lüzumu yok ki. Senin operasyon şefin. Yani senin sportif direktörün artı transfer direktörün. Onu da söyleyeyim. Belotti mesela bu aralar konuşulmaz oldu. Ee, ben çok beklemiyorum Belotti'yi diye, Melotti'yi. Diye. Bilginiz olsun. Hani gerek ücretinden gerek şundan bundan. Hocam o kay yokuşlu gelir mi? İnanın bizim o kay yokuşuna ilgili hiçbir düşüncemiz yok şu an için. Şimdi şu an için yok. Okay'ın menajeri Batur Altı Parmak demiş ki Türkiye'ye dönmek seçeneklerden biri. Önceliğimiz Okay'ın Avrupa'da devam etmesi ama yurt dışından teklifler istediğimiz seviyede olmazsa ya da yurt içinden daha iyi bir teklif alırsak elbette ki kariyerini Türkiye'de sürdürebilir demiş. Ee, sıkıntı. Yani Türkiye teklifleri Türkiye istedikleri arkadaşlar 2-3 milyon eurodan başlıyor. Bir de Türk futbolcu işte e, rotasyonda yer alır. Türk kuralı falan filan. Milliydi, şöyleydi, böyleydi. O yüzden bunlar sıkıntı açıkçası. Şimdi şunu da söyleyeyim Fenerbahçe'de hala transferlerin sayısı belli değil. Mesela Burak Kapacak. Burak Kapacak'a bir sürü teklif vardı. Kiralık teklifi vardı, opsiyonlu satın alma teklifi vardı, direkt satın alma teklifi vardı. Jesus dedi ki "Bekleyin. Ben bu çocuğu göreceğim." dedi. 3 hazırlık maçında beğendi. Avusturya'ya götüreceğim dedi. Beğendi, bekledir. Şu anda bekletiyor mesela. Burak Kapacak için tekliflerin hepsi bekliyor masada. Senattin Vaki çıkmış demiş ki Avusturya kampında Hocamızın isteğine göre 3 belki de 4 majör oyuncu alacağız demiş. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı? Şimdi muhtemelen trollemişlerdir diye düşünüyorum. Böyle bir açıklaması var mıdır yok mudur bilmiyorum. Net araştırmadım ama 3-4 transfer ben de bekliyorum. Yani sayının 7 artı olacağını da bir kez daha hatırlatayım. Bu, bu benim hem tahminim hem duyumlarımın birleşkesinden yola çıktığımda edindiğim sonuç. Bakalım Gerçek sonuç ne olacak? Hani ben 7 artı diyorum ama belki de hiç yapılmayacak. Burası Fenerbahçe diyorsunuz? Burada çok ilginç şeyler oluyor. Ee, Ahmet Ercanlar bir şey söylemiş. Unutmadan onu da söyleyeyim. Jesus golcü konusunda iki isim vermiş. Bu isimlerden bir tanesini alabiliyorsanız hemen alın. Alamıyorsanız biraz bekleyelim demiş diyor. Muhtemelen bir şeye sorduk. Yani transferde her hamle Löve soruluyor ya. Tabi onun da esprisiydi. Ben Ahmet Ercanlar orada yargılamıyorum. Ben orada Ahmet Ercan'lara hak veriyorum. Fenerbahçe'nin teknik direktörü lövdü arkadaşlar. Katışıksız lövdü. Kimse bana ağlayıp zırlamasın. Saçma sapan absürt istekleri çıktı. Çıktı orada e, dangoç dangoç fikirler beyan etti löv. Saçma sapan konuştu. Hem taraftarın tepkisini aldı hem yönetimin tepkisini aldı. Orada sıkıntı lövdeydi. Ha şunu söyleyeyim. İki isim verdiyse Jesus, biz boşuna konuşuyoruz. Şimdi bu iki isim verdiyse ya Brezilya'dandır ya Portekiz'dendir. Ya Portekizlidir, ya Brezilyalıdır ya da Jesus da eskiden çalışmıştır. Yani o yüzden bu tanıma uyan Gabriel Barbosa olur. Bir. Seferovic olur. iki, Hani olabilitesi mantıklı gelen Başka mesela Belotti zannetmiyorum. Portekizli değil, Brezilyalı değil. İmkan yok yani bu şartlarda. Carlos Vinicius Brezilyalı oradan yırtıyor. Charlotte olmaz mesela. Hiçbir tanıma uymuyor. Cordoba Kolombiyalı olmaz. nassine Traore e, bilmem ne bilmem ne adalı o da olmaz. Mantık olarak diyorum. Mantık olarak Berişan'ın da kalması mantıklı değil. Brezilyalı değil, Portekizli değil. Samatta hiç olmaz. Erdal Dursun Türk kontenjanı. Ee, belki Berişen'e birlikte çalıştı ondan dolayı kalsın diyebilir. Hani Mariano Diaz, Real Madrid, Portekizce bildiğinden dolayı belki istiyor olabilir. Bence Diaz ve Seferovic diyebilir. Hani Gabigol parası yüksek diye. Kulübünde durumu malum. Vinicius Souza birlikte çalışmamış ama Portekiz liginde oynamış. O da olabilir. Vinicius Diaz bence olabilir. Seferovic bilmiyorum. İstemiş olsaydı şimdi 50 kere alırdık bence. Diaz ve Vinicius'a doğru gidiyor iş. Şey, pardon Carlos Vinicius. Özür dilerim. Vinicius'ları karıştırıyorum. Hani bu. Basketboldan da birkaç tane şey verelim arkadaşlar. Yunan basına göre Fenerbahçe Tyler Dorsey için Olympiakos'a göre daha ciddi bir teklif sunmuş. Olimpiakos ne yapacakmış bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin 24 saat içerisinde bu transferi bitirebilir diyor. Fenerbahçe'nin 3 milyon euroluk 2 yıllık kontratına evet dediğini söyleyen haber kanalları var yani yıllık bir buçuğa. Dimitris Itoidis'in isteği üzerine Tyler Dorsey'e teklifimizi ilettik diyenler var. Türkiye'den duyumcular var. Olympiakos da uzatma teklif etti. Ee, bizimki 3 milyon euro civarında teklifimiz var. Bakalım ne olacak diye. Bakalım ne olacak ama bu Dorsey bu Dorsey Fenerbahçe'ye yakın gibi. Brand Van içinde şartlar zorlanıyormuş. Oyuncunun eşi Avrupa'ya dönmek istemiyormuş. Fenerbahçe Avrupa ötesi bir takım. Nasıl dönmek istemiyor? Allah hayırlısı olsun. Ne diyelim? Çok da uzattık kusurumuza da bakmayın. Benim aktaracaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.